Geçtiğimiz hafta grup toplantısında Meral Akşener şöyle demişti. Damada göre her şey 3.6 röntgen, her şey ne çok iyi ne de felaket. Akşener daha önce Winter is Coming diyerek Game of Thrones'a referans vermişti. Şimdi de 3.6 röntgen diyerek başka bir diziye, Çernobil'e gönderme yaptı. Peki bu göndermenin altında yatan anlam neydi? Çernobil dizisi geçtiğimiz mayıs ayında HBO'nun yayınladığı 5 bölümlük bir mini dizi ve dünya çapında o kadar çok beğenildi ki etkileri hala devam ediyor. Şu an IMDb'de 9.5 puanla tüm zamanların en iyi dizisi konumunda. 1988 yılından bu yana Çernobil şehri bir hayalet şehre dönüşmüş durumdaydı ama diziden sonra oraya gidip selfie çekmek isteyen turistlerin akınına uğradı şehir. Hatta bu ziyaretçilerin Orada yaşanan trajediye karşı saygısız paylaşımlar yaptığını düşünenlerse sosyal medya üzerinden bu turistlere karşı bir linç kampanyası başlatınca Çernobil'e yapılan turist turları daha da popülerleşti. Türkiye'de ise Akşener üzerinden bir siyasi propaganda aracına dönüşünce artık Çernobil'in uzun bir süre tüm dünyada popülerliğini koruyacağına kesin gözüyle bakabiliriz. Dizimin seyirciyi bu kadar etkilemesini sağlayan şeylerin ilki tabii ki orada yaşanan trajedinin büyüklüğü. 1986 yılında Sovyetler Birliği yönetimindeki Ukrayna'nın Çernobil kentinde bir nükleer santralde reaktör patlaması oldu ve patlamanın ardından sürecin kötü yönetilmesi yüzünden Sovyetleri ve yakın coğrafya ülkelerini, bizim de dahil olduğumuz yakın coğrafya ülkelerini doğrudan etkileyen, bütün dünyayı da dolaylı olarak etkileyen büyük bir felaket yaşandı. İşte Çernobil dizisi bu felaketin iç yüzünü anlatıyor. 26 Nisan 1986'daki patlamanın sonrasında radyoaktif maddenin etkisi çok hızlı şekilde yayılacağı için aslında çok hızlı önlemler alınmalıydı ama santraldeki sorumlu kişi olan Diatlov yüzünden önlem alınmakta çok gecikiliyor ve felaketin etkisi büyülükçe büyüyor. Diatlov yaşanan felaketin boyutlarını anlamakta zorlanıyor. Ortada diğer insanların söylediği kadar önemli bir durumun olmadığını düşünüyor. Çünkü yaptığı ölçümler yaşananın bir felaket olmadığını gösteriyor ona. Ben de dizi sayesinde öğrendim ki havadaki radyasyonun miktarını belirten ölçü birimine röntgen deniyormuş. Diatlov'un santralde yaptırdığı ölçüm sonucunda da Çernobil'deki radyasyon miktarı 3.6 röntgen çıkıyor. Bu miktar dizide birçok kez tekrarlandığı üzere ne çok iyi ne de çok kötü bir miktar. Yani ortada büyütülecek bir şeyin olmadığını savunmak için ideal bir ölçüm. Ama gerçekte durum böyle değil Çernobil'de. Yapılan ölçüm hatalı bir ölçüm. Çünkü Sovyetlerin elindeki teçhizat eski ve yetersiz. O yüzden bu ölçümde daha sonra yapılan birçok ölçümde yanlış sonuç veriyor Çernobil'de. Ve Diyatlov'un bu yanlış veride ısrar etmesi ve üst mevkileri de bu doğrultuda yanlış yönlendirmesiyle önlem alınmakta geç kalınıyor Çernobil'de. Bu yüzden de felaket iyice büyüyor. En sonunda da 1991'de Sovyetler dağıldıktan sonra Gorbaçov şöyle diyor. Sovyetlerin dağılmasının asıl sebebi belki de Çernobil'de yaşanan nükleer patlamaydı. Bu dizinin hikayesinin ilk katmanı. Bir de Çernobil'de yaşananların okunabildiği ikinci bir katman var. O da kişisel hataların ötesinde sistematik bir hatalar zinciri. Yani Sovyetler Birliği'ni yıkıma götüren şey sadece Diatlov'un 3.6 röntgeni sarı değil. Ortada yapısal sorunlar, sistematik sorunlar var. İlk olarak dizide yaşanan bu patlamanın birkaç yöneticinin kişisel terfi hırsları ve ortada yeteri kadar işinde tecrübeli yetkin eleman bulunmayışından kaynaklandığını görüyoruz. Ki bu işini iyi yapan insan eksiği Sovyetlerin yaygın bir problemi. Minsk şehrinde yaşayanların kansere yakalanma ihtimalini azaltacak ilacın dağıtılması için yetkili konumda bulunan parti sekreterinin eski bir fabrika işçisi olması ama hiyerarşide bilim insanlarının üstünde oluşu, Çernobil'de patlamanın ardından yapılan ilk acil durum toplantısında harekete geçmek yerine dış dünyadaki Sovyet imajını korumak için haber akışının kesilmesine, insanlara bilgi verilmemesine ve her şeyin üstünün kapatılmasına yönelik karar alan yöneticiler, Nükleer santrallerde güvenlik açığı bulunan ekipmanların sırf diğerlerinden daha ucuz diye kullanılmasını onaylayan zihniyet, devletin ve halkın gerçekten iyiliği için hizmet etmek isteyenleri korkutarak engelleyen KGB tehlikesi gibi birçok detayda Diyatlov'un Sovyetler Birliği'nin zayıf halkası olmadığına, sistemde birçok Diyatlov'un olduğuna ve bu yüzden sistemin içeriden çürümeye başladığı için en sonunda devletin çöktüğüne işaret ediyor dizi. Devlet yöneticileri, KGB, bürokrasi, hukuk sistemi, bir kısım bilim insanları ve daha birçok alanda Sovyetler yozlaşmış durumdaydı. Ve nasıl ki Gorbaçov'un dediği gibi Çernobil yüzünden Sovyetler dağıldıysa, Sovyetlerdeki bu yozlaşma yüzünden de Çernobil felaketinin yaşandığı iddia edilebilir. Yani Sovyetler bir şekilde kendi sonunu hazırlamış oldu liyakat eksikliği, kötü yönetim, devletin sistematik yozlaşması, Sovyetlerin dağılmasına neden olan sebepler. Ama sonuçta 3 kişilik bir günah keçisi grubu seçiliyor ve mahkemede bütün suç onların sırtına yükleniyor. Yine de hukuk sistemi o kadar yozlaşmış ki bu 3 kişinin içinden hayatta kalmayı başaran tek kişi de 10 yıl sonra hapisten çıkıyor ve bir nükleer santralde yine çalışmak üzere işe iade ediliyor. Öbür taraftansa belki milyonlarca insanın hayatını kurtaran önlemleri alan, bu yozlaşmış sistemle mücadele eden ve Çernobil'de kendi hayatını bile bile tehlikeye atan, sonunda da kansere yakalanan bilim insanı Ledes olsa, birçok devlet adamının da kariyerini kurtarmasına rağmen en sonunda KGB'nin baskısıyla intihara mecbur bırakılıyor. İşte bu yozlaşmış sistem zaten çökmeye mahkum bir sistem. 3.6 röntgen diye ısrar eden Diyatlov ise bu yozlaşmanın sadece bir simgesi, bir günah keçisi. Ama aslında günahın gerçek sahibi liyakattan uzak devlet yapısının bütünü. Bu arada bu detayları sizinle paylaşmakta bir sakınca görmüyorum. Çünkü dizi zaten ilk sahnesinde Legasov'un intiharıyla başlıyor. Yani hikayenin sonunu dizi en başta veriyor ve geriye doğru hepimizin bildiği o Çernobil'deki felakete doğru gidiyor hikaye. O yüzden diziyle ilgili herhangi bir sürprizi bozmuyor bu aktardığım detaylar. Yani eğer hala Çernobil'i izlemediyseniz bu videodan sonra yine aynı heyecanla izlemeye başlayabilirsiniz. Tabii ki kurmaca bir hikaye anlattığı için dizi tümüyle yaşanmış gerçekleri anlatmıyor. O yüzden bir belgesel gibi seyretmemek lazım. Yani hikayenin çıkarları için bazı gerçekler üzerinde ufak değişiklikler yapılmış ama yaşanmış ana olay çizgisinde herhangi bir çarpıtma yok. Bilindiği kadarıyla Ana karakterlerden biri olan Emily Watson'ın canlandırdığı Ulana komyuk hayali bir karakter. Onun dizideki rolü gerçekte kalabalık bir bilim insanları ekibi tarafından oynanmış ama dizi için bu birçok karakterin yaptıkları tek bir karakterde toplanmış. Ya da final bölümündeki mahkeme sahnesi de gerçekte bu şekilde yaşanmamış. Dizide Legasov ve Sherbina'nın etkileyici ifadelerini görsek de aslında gerçekte ikisi de duruşmaya katılmamışlar onların yerine başkaları ifade vermiş. Bu tarz detaylar dışında dizi gerçeğe bağlı kalmış. Ve bu gerçeği yansıtmada görsel olarak da dönemin Sovyetler atmosferinin çok iyi sağlanmış olması önemli bir rol oynuyor. Bu bakımdan kamera arkasında da kamera önünde de çok iyi bir iş çıkarılmış. Tabii ki Amerikalı seyirci için çekilmiş olduğu için yer yer Sovyetleri kötülemeye çalışan Amerikan bakışı göze çarpıyor ama bu bile dizinin kalitesinden bir şey eksiltmiyor. Çünkü dizide asıl anlatılan Sovyetlerle Amerika'nın komünizmle kapitalizmin çatışması değil. Asıl olan yalanlarla gerçeklerin çatışması. O yüzden bu evrensel temayı işlerken dizi sadece 80'leri 90'ları değil bize bugünü, bugün içinde yaşadığımız dünya düzeninde düşündürtüyor. Çünkü yalanlar ve gerçekler hala her yerde çatışma halinde. Ve Çernobil'de olduğu gibi bir gün gerçekler yalanlara üstün gelecek. İşte o zaman dizide sorulduğu gibi Gerçekte de yine aynı soru sorulacak. Peki bu yalanların bedeli ne olacak?